Hayatımda ilk kez deliler gibi aşık oldum baba. Yaptığım şeyler serserilikten değil, aşktan. Kız bana inanmıyordu, ben de inandırmak istedim. Biliyorum gücümü kötüye kullandım ama... Baba, vereceğim bütün cezalara razıyım. Ama benden başka kimse suçlu değil. Ne abim ne de kovulanlar. Tek suçlu benim baba. Benim ve duygularım. Neydi bu şimdi? Yeni numaram bu mu? Neydi, gerçek miydi? Benim dayı kızıma bakın siz. Yine yaptı yapacağım. Hayatınızı anne. Mahvetti hayatınızı. Yazıklar olsun. Anne dur. Anne. Anne dur. Anne! Ya dur! Dinle beni ya! Ya anne! Bırak beni! Bırak! Hayatımızı öldürdün sen bizim be. Geleceğimizi öldürdün. Geleceğimizi! Ben sana ne dedim? Ha? Ne dedim ben sana? Senin o hayallerinin, umutlarının arasında ben yokum. Tamam mı? Beni karıştırma dedim. Benden sana ekmek çıkmaz dedim. Kızım, 3 lira, 5 lira değil bu. 1 milyon be! 1 milyon! 1 milyon! Hayatımız değişecekti. Geleceğimiz kurtulacaktı. Kardeşinle senin hayatın değişecekti. Bu aptallık değil kızım, bu enayilik değil. Bu ne biliyor musun bu? Bu tam anlamıyla düpedüz kötülük. Sen kötülük ettin bize, kötülük. Kötülük mü? Evet. Bırak ya. Sana senden başka kimse kötülük yapamaz anne. Sende bu açlık olduktan sonra kimsenin kötülüğüne ihtiyacın yok senin. Yazıklar olsun be. Geleceğimizi avuçlarımın içinden aldın, yırttın attın, çöp ettin. Yazıklar olsun. Ellerimin arasındaydı. İnsan ömründe kaç kez böyle bir fırsatı elde eder? Sen onu ellerimin arasından aldın, yırttın attın, çöp ettin. Çöp! Ama bugünü sakın unutma Hasan Hanım. Bugünü yaz bir kenara. Bugün senin ananın ellerinden aldığın o fırsatı bize kader vermişti, kader. Bugünden sonra anan kaderden her şeyi söke söke alacak. Bugünden sonra yapacağım her şeyden sen sorumlusun Hasan Hanım. İyi be. Ne yaparsan yap. Senin o çürümüş hayallerin yıkılmaya mahkum. Boşa bu inadı. Boşa. Boşa inat öyle mi? İnatsa yavrularım için yavruma inat. İnatsa kadere inat. Senin ananın adı da faziletse inadına gerçek olacak senin o çürümüş dediğin hayallerim. İnadına. İnat. Artık bahçe sezonunu açalım mı? Hı. Açan açmış zaten. Nermin, şu dergileri toparlar mısın? Gizem'in ikinci hattı mı var? Efendim? Gizem 2 yazıyor. Sen benim telefonumu mu kurcalıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bak hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Sakın bir daha yapma. Ne saçmalama ya, ne kurcalayacağım ben senin telefonunu? Ya 2 dakika dergi okuyorum şurada, arkamı dönüyorum, elinde telefonum var. Gizem arıyor ya, bizim Gizem. Açsam ne olacak ki? İstersen ben sana telefonumun şifresini de vereyim, sen oyun yükle oynarsın, olur mu? Sakın bir daha yapma, sakın, hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Ya iyice abarttın sen de ya. (Gülüyor)
Sakin ol. Bir daha aramayacak. Bir daha aramayacak. Tamam. Tamam. Arada açmadın. Artık bir daha aramayacak. Cesaret edemez, tamam mı? Son gözdesi. Son damlaydı sevgilim. Bardağı taşıran son damla. Bundan sonra yaşatacaklarımdan sorumlu ben değilim. Bundan sonra yaşatacaklarımdan sorumlu sensin. Vay be. Yapmayın be abi. Öyle güzel kıza kıyılır mı? Baba hata yaptım, aşığım çünkü. Hazana. Hayatımda ilk defa deliler gibi aşığım baba. Ne adamsın be oğlum. Neredeyse kendin mi olacaksın? Neredeyse. Taksi. Babam çok kötü oldu Yasemin ya. Eminim Ankara dönüşünden daha kötü olmuştur. Baba. Şirket falan değil. Bak farkındayım. Her ikisine de çok kızgınsın. Ama olanlar nasıl olmuş hepimiz biliyoruz. Hepsi Sinan'ın marifeti. Yaz o kadar adal değil. Bu yüzden o istifayı kabul etmeyeceksin değil mi? Sen kafanı böyle şeylerle yorma kızım. Ben çıkayım biraz hava alayım. Thank you.
Nereye böyle karı koca? Kutlama yemeğine çıkıyoruz hayatım. Kutlama derken? Yağız abim işinden oldu. Sinan abim evine gelemiyor. Kozmetikten rezil olarak ayrıldık. Ve siz kutlamaya gidiyorsunuz. Ben çok merak ediyorum. Siz neyi kutlayacaksınız? Kutlama değil Selin'cim. Sadece bir akşam yemeği yiyeceğiz hepsi bu. İzin verirsen neyi kutlayacağımızı anlatayım ben hayatım. Büyük abinin iki sarhoşun çıkardığı rezil krizi tek başına çözmesini kutlayacağız. Abin sayesinde cebimizde kalan 1 milyonu kutlayacağız mesela Selin'cim. Sen de bize katılmak ister misin Selin'cim? Ben çıktım hayatım. Arabadayım. Hiç değilse biraz üzgün numarası yap şu evden çıkana kadar. Neyi üzülecekmiş? Sebep? İki kardeş koca şirkette rezalet çıkardı ve abim bunu önledi. Ay neyi üzüleceğim ben anlamadım. Ha ama favori abilerim bu kadar mağdurken... yani Gökhan'ın bizim için yaptığı şeylerin ne değeri var değil mi? Saçma sapan konuşma. Benim için bütün abilerim bir. Bana babanın ağzıyla konuşma sinirli şey. Ha ama eğer bütün abilerin senin için birse... o çok güvendiğin Yağız abinin yaptığı hataları görür... hiç güvenmediğin Gökhan abinin hakkını verirsin. İşte şimdi bize afiyet olsun. Ben abime güveniyorum. Sana güvenmiyorum. El kadar kağıt parçası bizim hayatımızı değiştirecekti işte. Her şeyi değiştirecekti. Herkes bu kağıt parçasının peşinden koşar. Benim dili bunu yırtar atar. Hepimizin hayatı değişecekti. Geleceğimiz kurtulacaktı. Şu fakirlikten kurtulacaktık. Olmadı, gene olmadı. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Sen bana sabır ver Allah'ım, sen bana sabır ver. 500 bin lira. Allah'ım 500 bin lira bu ya. Ah Hasan, ah. Ah ben ne yapayım seni Hasan, ben seni ne yapayım ben seni. Bak da bir gül yüzünü göreyim hadi. Bak. Ah kızım sen kızıyorsun anana kızıyorsun da. Kızma. Bak akılsız ablam bizi ne hale getirdi. İnadı uğruna ne hale geldik. Geleceğimizi bitirdi. Ne güzel hayatımız değişecekti. Senin istikbalin kurtulacaktı. Kızım. Hadi bir yüzünü çevir de bakayım sana bir. Kız gözlerin kan çanağına dönmüş ya senin. Ben bugün senin gözlerinde hırsı ateşi gördüm. Senin gözlerinde ben bugün kendi gözlerimi gördüm. Lanet olsun bitti yarışma. Bitsin. Ama kızımın güzelliği anasının avuçlarının içinde işte. Daha hiçbir şey bitmedi. Bak, andım dilimin ucunda. Ant içti senin anan, ant.
Biz bu güzelliğin hakkını vereceğiz kızım. Sen hiç merak etme. Rahat bırak beni. Rahat bırak beni. Zehirleme artık beni. Zehirleme. At çöpe Fazilet, at çöpe. Piyangodan çıkan bir fırsatı daha at çöpe. Yapacaksan kendin yapacaksın. Madem haydan gelen huya gidiyor, ne yapacaksan kendin yapacaksın. Ne yapacaksan kendin yapacaksın Fazilet. Azıcık misafirliğe gidiyorum. Sinan ve Yaza, bu gece bütün kadehler süper biraderlere. Yaz'ın istifasını beklemiyordum Yasemin. Yani bu kadarı fazla oldu sanki. Sakın bana bunu yediğini söyleme lütfen. Ah benim hassas, benim duygusal, benim abi kocam. İşte sen hep bu yüzden kaybediyorsun. Ya yeme bu numaraları. Baktı ki babanı kafalayamayacak, en güçlü silahını ateşledi işte. Şimdi biraz gururu kırılmış gibi davranacak. Sonra baban affettiğine tıpış tıpış geri dönecek. Bu kadar. Ya bilmiyorum yani. Bu iş ciddi gibi görünüyor Yasemin. Öyle deme şimdi ya. Tamam. Hadi o zaman git kardeşinin yanına. Hadi git ve ona destek ol. Sana attığı ihale kazığını unut. Git destek ol kardeşine. Hadi. Hadi. Tamam. Gerginlik yapmayalım. Gerek yok yani. Bana acımayana ben de acımam. Nokta. Bitti. İşte bu. Sen ve ben ikimiz birlikte muhteşemiz. Senin kalbin, benim aklım. Çok iyi. Ben sana ne kadar sövsem azdır. Kalk şu mezarından, kalk da bir bak halime. Karına da, evladına da neler yaptığına bir bak. Ne oldu ha? Ne oldu? Sen toprak oldun, ben de evladımdan oldum. Ola ola da Hazım Efendi'nin başına bela oldum. Akşamlar Kerim Hanımcığım. Hoş buldum, hoş buldum. Bak sana neler getirdim. El cihazımla yaptım, pek güzel. Afiyetle yersin. Otur, otur. Otur.
Aşığım Hazan'a. Hayatımda ilk kez deliler gibi aşık oldum baba. Hey. Yüz güzeli. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Gidecek daha iyi bir yer bulamadım. Kim yaptıysa eline sağlık. Sonunda birinin daha sabrını taşırdın demek ki. Ya bence o konuya hiç girmeyelim. Baba dayağı mı yoksa? Yok, sizin oralarda öyle şeyler olmuyordur. Gerçi bilemem. Bak bir halt ettin, nasıl delirttin babanı. Artık nasıl bir iş açtıysan başına. Sen nereden biliyorsun? Aa. Einstein olmaya gerek yok herhalde fırça yediğini anlamak için, değil mi? Ne yapacaktı adam? Alkışlayıp aferin oğluma, şirketimizi nasıl da rezil ettin mi diyecekti. Hakikaten demedi ha. Ne dedi biliyor musun? Banka hesabı dedi, arabanın anahtarı dedi, cüzdan dedi. Ay sen... Of. Ben de bunun arabası nerede diyorum ya. Oo, küçük bey büyük patlamış. Bankada tek kuruş yok, araba yok, kredi kartları da yok. Şu an tamamen eşitiz. Hatta bak senin evin var, benim evim bile yok. Senden daha kötü durumdayım yani. Hay Allah, Sinan'a egemenlik buraya kadarmış demek. Sen şimdi kendini de kesersin. Çok ayıp. Sinan egemeni, Sinan egemen yapan ne altındaki arabadır ne de cebindeki para, tamam mı? Hmm. Normal bir insan olarak da Sinan egemenlikten asla ödün vermem diyorsun yani. Asla. Fakir egemen olarak da eğlenebilirim diyorsun ha? Net. İspatla. Nasıl? Canım. Bak ben buraya senin için geldim. Yanında olmak için, sana destek olmak için. Nar çiçeği mi, ateş kırmızısı mı? Ne? Anlamadım. Sence hangisi benim rengim? Ne şimdi bu? Bir tür şok mu? Ne yaptın, sakinleştiriciyi mi fazla kaçırdın? Abim o kızı Türkiye'nin en güzel yüzü gibi bir şey ilan etti. Ve sen bana iyi olduğunu mu söylüyorsun? Canım benim. Telefonda söyledim. Boşuna geldin. Abim iddia uğruna gitti o kızı yüz güzeli yaptı ve sen iyiyim diyorsun. Hadi tatlım. Gördüğün gibiyim, iyiyim işte. Abin yüzüne bile bakmaz dediğimiz kızı gitti yüz güzeli yaptı. Yapsın. O abin de, o kız da umurumda bile değil. Tamam o zaman. Ben gideyim. Babam daha sinirli. Onun yanında olayım. Görüşürüz tatlım. Babanı benim yerime öp tatlım. Tamam. Ben seni ararım. Bay bay. Bay. İyi geceler, ben çıkıyorum. Aa, gidiyor musun tatlım? Ben de şimdi yanınıza çıkacaktım. Bir şey soracağım. Nasıl oldu bizimki? Sakinleştiricisini aldı mı? Hiç merak etme. Bence damardan aldı direkt. Ay şu düğüne kadar bir gidelim. Kazasız belasız başka hiçbir şey istemiyorum. Doğru, senin hazırlıklar var. Nasıl gidiyor? Bak gelinliğime bakıyordum. Sana da göstereyim son halini. Vallahi kafama göre orasıyla burasıyla oynamaktan neredeyse imzayı provada atacağım. Senin bir sürü manken arkadaşın var. Hiçbiri yardım etmiyor mu sana? Gerçi hepsi Yasemin gibiyse. Aa, sen o zaman bugün Yasemin'i gelinlik için aradın. Geri aradı mı bari? Ay yok ya, Yasemin ne alaka? Neredeyse bir aydır falan konuşmuyoruz. Bir aydır konuşmuyor musunuz? Dekolteme ne diyorsun? Biraz kısmak lazım mı sence? Yani konuşmuyoruz derken sen bugün aradın, o sana geri dönmedi değil mi? Tatlım, Yasemin'i en son ne zaman aradığımı bile hatırlamıyorum. Ama bugün aramadığıma eminim. Oldu o zaman, ben kaçayım. Siz Ekrem amcayla bölmeyeyim. Tamam tatlım, görüşürüz o zaman. Yasemin de çok andık, ona çok selam söyle. Arasın beni hayırsız. Tamam.
çeviriyorsun sen Yasemin? Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? Sen bir şey mi dedin? Bak, burası otobüs durağı. Normalde daha kalabalık oluyor ama bu saatte tenha tabii. Burada böyle bekliyoruz. Otobüs gelince de hop biniyoruz. Bu kadar basit aslında. Ha 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 Hazan Hanım. Aa bak geldi. Bak gözlerimi kapatıyorum bakmayacağım. Tamam sürprizi kaçmasın. Geliyor. Vallahi geliyor. Ne yapıyorsun be? Aklın başında mı senin? Sen yine kendi kendine konuşuyorsun değil mi? Hadi macera başlasın. İyi hadi sen bin git. Pardon? Biraz önce bana normal insan dersi verip meydan okuyan kıza ne oldu? Korkak. Ne? Kardeşim geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Bir saniye abi. Ne dedin sen demin bana? Korkak dedim. Sen benimle otobüse binmeye bile cesaret edemiyorsun. Geldik abi, geldik. Benden olsun. Yememişsin. En sevdiğin tatlı o senin. 5 saattir sana kalkalım diyorum ya. Tutturdun tatlı tatlı diye. Başım ağrıyor. Anladım. Keyfin kaçtı senin. Ben hemen geliyorum. Geldiğimde kaçarız. Gelme pislik, gelme. Vay vay vay. Yasemin Hanım. Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Kocam birazdan masaya döner. Bence şansını fazla zorlama. Bunlar ne kırıcı sözler. Hem ben New York'tan yeni geldim. Kocanı da uzun zamandır görmedim. Belki bir merhaba derim. Git buradan, uğraşma benimle. Eğer telefonlarımı açmış olsaydın, eğer evlenir evlenmez beni kenara atmış olmasaydın, belki bu söylediklerin olabilirdi. Ne istiyorsun sen benden? Ben artık evli bir kadınım, tamam mı? Sok bunu kafana. Bu herif nereden çıktı şimdi ya? İnanayım mı Yasemin? Evliliğin seni uslandırdığına inanayım mı? Karısıyla nasıl konuşuyorsun? Yok lan! Yok lan! Sen onun karısıyla nasıl konuşuyorsun lan? Bırak Yasemin! Kardeşim bırak! Ne diyorsun lan sen? Öldürürüm lan seni bir daha burada. Lan bırak! Öldürürüm seni. Bırak Yasemin! Yürü, yürü! Lan bırak bir dakika! Ulan, ulan herife bak ya. Ulan ihalelere giriyoruz. Aynı masalarda oturuyoruz. Ayıptır be. Şu... Ulan ben bu herifi var ya. Tamam. Tamam olay çıkarma yeter. Ya Yasemin ben bu herifi 10 yıldır tanıyorum. 10 yıldır ya. Sadece merhaba merhabam olan bir herif gelmiş benim karıma askıntılık yapıyor. Benim karıma. Tamam. Tamam bak arabamız geldi. Tamam lütfen valilerin önünde bağırma lütfen. Sen bu herifi ne zamandır tanıyorsun? Lütfen arabaya binelim lütfen. Sen Tarık Koray'ı nereden tanıyorsun? Nereden tanıyorsun da bu cesareti buluyor? He? Sen de gayet iyi biliyorsun ki benim senden önce de bir hayatım vardı ha. Bir geçmişim vardı. Ha geçmiş. Bugün konuşuyor Yasemin bu. Bugün konuşuyor. Daha dün olmuş gibi bugün konuşuyor bu herif. Ne geçmişi? Sana bir kez soracağım. Bir kez soracağım. Sen bu heriflerin ne zaman ne yaşadın? Sen bu herifle ne zaman, ne yaşadın ki bu cesareti bulabiliyor? Aferin sana. Aferin sana.
Zamanında terk edilmeyi hazmedememiş bir ayı yüzünden kabahatli ben oluyorum, öyle mi? Ne yaşamışım da bu cesareti vermişim ha? Aferin sana. Gel buraya. Buraya gel. Yasemin! Üste çıkmak için yapıyorsun. Seni birazcık tanıyorsam üste çıkmak için yapıyorsun. Ne var? İyiymiş ya bu otobüs olayı. Her saat beşer yere gidiyor mu? Para gerçekten böyle bir şey mi ya? Uzayda falan mı yaşıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gerçi ben sende o potansiyeli gördüm. Baban cezanı biraz daha uzatırsa normal bir insan olabileceksin sen de. Hadi hadi, çok konuştum. Tamam, geldik zaten. Hadi in. Oh, vallahi o kadar güzel demlemişsin ki. Tavşan kanı bu, tavşan kanı. Vallahi gece gece hararetimi aldı. Oh. Ya bir gecede 4 bardak fazla olmasın. Çarpıntı falan yapar sonra. Öyle mi diyorsun? 4 oldu mu ayol? Muhabbet o kadar güzel ki insanın içesi geliyor yani. Doyum olmuyor muhabbetine. Ah ayol, ne diyordum ben? Ha, şey diyordum değil mi? Ah, o kadar hukukumuz var yani Kerim Hanımcığım. Komşu sayılırız burada. Şu içini diyorum bana bir açsan. Senin bu Hazım Bey'le derdin ne ol acaba? Benim yapabileceğim bir şey varsa hiç çekinme söyle. Ben barıştırıveririm sizi. Nedir senin bu Hazım Bey'le derdin? Anlat bakalım bana. Salih Hanım, sen üstüne vazife olmayan şeylere karışmasan keşke. Kusura bakmazsan ben seni yolcu edeyim çünkü ben erken kalkıyorum. Ay, ah yandı, elim yandı, elim yandı. Ay, geçenlerde ben sopada elimi yakmıştım. Bak şimdi bir de elimin üstü yandı, görüyor musun? Ah, sakarım ben, sakar. Yok mu bir yoğurt, moğurt, merhem merhem bir şey? Hadi bir getiriver, Salih ne olur. Salih Hanım, yani ah, Salih. Kusura bakma, öyle böyle olacağını bilmiyordum. Ben öyle şey oldu, dökülüverdi hemen. Kocası herhalde. Hani koca yok, çoluk çocuk yok da. Heh, hani. Egemenler Şantiye 1986. Vallahi iyi oldu bu krem. Hadi Salih Hanım, ben artık yolcu edeyim seni. Ben gerçekten erken yatıyorum. Tabii, değil mi? Geç oldu. Evet. Oh, evet. Şimdi benim de evde çoluk çocuk var ya, beni beklerler. Sizde çoluk çocuk yoktu değil mi? Ben de çocuk da koca da yok demiştim ya sana. Ha, demiş miydiniz? Ha, bak bende hiç kafa kalmadı, görüyor musunuz? Neyse, hadi gideyim artık ben. Ben gene gelirim ha. Siz hiç merak etmeyin, yalnızım falan diye üzülmeyin. Tamam mı? Ha, zahmet de etmeyin canım. Ben kendim giderim. Yolu öğrendim artık, biliyorum. Hadi kal sağlıcakla. Tamam. Ah Hazım Bey ah. Bu kadının bana hesabını vereceksin. ...86. Egemenler Şantiye. Koca yok, çocuk yok ha?
Vay yalancı vay, vay. Bakalım Hazım Bey'in derdi hangisiymiş? Koca mı, çocuk mu? Bakalım. Nereye geldiğimizin farkında bile değilsin, değil mi? Turistik bir yer sanki. Eh, insan bebek ve etiler arasında yaşayınca kendi şehrini bile tanıyamıyor tabii. Sultanahmet burası. Biliyoruz canım, o kadar da değil. Yani sima olarak biliyorum. Hadi sen yakından tanıştır beni. Şimdi arkamı döneceğim. Ve gözlerimi açtığımda orada olacak. Gözlerimi açacağım. Lütfen orada olsun. Lütfen orada olsun. Peşimde olsun. Lütfen Allah'ım. Lütfen. Yok. 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 İşte benim kocam. İşte benim kocam. İşte benim kocam. Teşekkür ederim. Şimdi devam et. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Benim artık sana söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyecek bir şey yok. O zaman beni dinleyeceksin. Bir kez olsun beni dinleyeceksin. Yüzüme bak. Sana güvenmek zorundayım Yasemin. Ben sana güvenmek zorundayım. Geçmiş meçmiş umurumda değil artık. Dün ne yaşadın umurumda değil. Ama ben bugün sana güvenmek zorundayım. Öyle mi? O zaman bana güvendiğini ispatla. İspatla yoksa ben artık yokum, devam edemem. Şimdi gözlerime bak ve söyle. Sen bana güveniyor musun? Çünkü eğer güvenmezsen yapamam. Kendimden utana utana devam edemem. Birbirimizi bulduğumuz ilk gün ne demiştik hatırlıyor musun? Utanmak yok. Utanmak yok. Utanmak yok Yasemin demiştik. Utanmak yok. Utanmak yok. Ne alaka ya? Merhaba Tarık. Uzun zaman oldu. Sensiz Amerika çok sıkıcı. Bak, dayanamayıp arkandan geldim. Ha, döndün demek. Hadi bakalım, hayırlısı. Bu arada, bu akşam arkadaşlarla yemekteydik. İş güç konuşurken kozmetik falan diye bir şey duydum. Geçmiş olsun. Canınız sıkılmış. Ha, öyle bir şey oldu da büyük mevzu değil. Bir kriz vardı, biz çözdük. Öyle diyorsan öyledir. Bu arada seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Mühim bir mesele. İlk fırsatta görüşelim, konuşalım ha? Mühim mesele. Tabii, görüşelim. İlk fırsatta. Rövanşı alınır Gökhan Egemen. Hem de öyle bir alınır ki.
bakalım nerede oturuyormuşsun komşum. Komşuymuşuz. Demek burada oturuyorsun ha Saliha. Bak cebimdeki son parayı da denize düşürmüş olmasaydım ben de sana balık ekmek sonrası bir çay ısmarlardım. Ya 5 kuruş paran kalmadı hala dalga geçiyorsun değil mi? 2 dakika ciddi olamıyorsun ha. Şimdi senin bu cezan bitti diyelim. Hani borç harç içinde geçirdin ne yapacaksın? İş bulmayı falan düşünmüyor musun? Bana diyene bak ya. Sen beni kaç kez reddettin? Ha? İş bulabildin mi bakalım? Oho. Ben ne iş olsa yaparım be. 7 yaşından beri çalışıyorum ben. Nasıl ya? Basbaya. Pazarda limonata yapıp satıyordum. 7 yaşımda ben bayağı oyuncak arabalarımla oynuyordum ya. İkimizin çocukluğu arasında bırak da bir fark olsun. Sen oyuncak arabalarını oynarken ben kendi harçlığımı çıkarıyordum. Ece yeni doğmuştu. Babam eve zor yetişiyordu. Annem... her zamanki annem işte. Para lazımdı. Ben de öyle kendi çapımda kendimi döndürüyordum. Pazarda limonata sattım, ayakkabı boyadım. Sonra ben büyüyünce işler de büyüdü tabii. Bulaşıkçılık yaptım, garsonluk yaptım. Tuhafiyecide çalıştım. Sonra biraz daha büyüdüm. Üniversitedeyken... okulun yakınlarında bir boks salonu vardı. Orada çalışmaya başladım. Akademiliyim ya. Temizlikçilik yaptım. Malzeme taşıdım. Oho! Benim kariyerim bayağı iyi ya. Neden öyle bakıyorsun? Hiç öyle dalmışım ya. Düşünüyordum. Daha önce hiç senin gibi bir kız tanımadığımı düşünüyordum. İyi bir şey, kabul ediyorum. Kesinlikle. Kesinlikle çok iyi bir şey. Peki... hiç yorulmadın mı? Çocukken yani. Bilmem. Çocuktum işte. Yani çocukluğun öyle bir şey olduğunu düşünüyordum herhalde. Diğer çocuklar da benim gibi sanıyordum. Ama öyle acıların çocuğu da değildim yani. Yakan topumu da oynadım, kız kaçıran da patlattım. Sen kaçmazdın ama değil mi? Kız kaçıran yani adı üstünde. Yok. Kaçmazdım.
O zaman da kız gibi değildim ben. Çok. Kız gibi miyim? Hazan gibisin. İyi misin? Artık kalkalım mı, ne dersin? Hayatımızı kararttın. Şimdi eve gelemiyorsun, değil mi? Gelemezsin tabii. Aramayacağım işte. İnadına aramayacağım. Hadi bakalım. Ay, bir dakika. Kendine gel. Kız aynı kız işte. Kendine gel. Bir şey mi dedin? Artık dönüşe mi geçsek ya? Fakir Egemen'den bu kadar. Tamam. Otobüs durakları şu. Bir dakika. Sinan. Otobüs saatini kaçırdık. Bende para yok. Ben de son paramı balık ekmeğe verdim. Şaka gibi. Battı balık, yan gider. Nasıl? Başımızı sokacak bir kayık yeter. Hadi. Ay yok artık, yok, olmaz öyle şey. Ya sen hiç dışarıda sabahlamadın mı? Gayet sabahladım da. Hadi. Hadi. Ya böyle olmaz, ben kalamam burada. Niye? Balık mı kokuyor burası? Hayır ya. Bak anlamıyorsun, ben burada seninle kalamam, olmaz. Yıldızlar çok güzel değil mi bu gece? Sinan. Hazan.
Ya sen benim yatağımda uyudun. Burada uyuman o kadar tehlikeli değil, inan bana. Ne alakası var ya? Ben... yıldızlar diyorum, yıldızlar. Çok güzeller. Hadi. Hadi, hadi uzan. Bak söz veriyorum, ısırmayacağım seni. Ya sıra dışı bir gece olacak işte. İleride belki gülümseyip hatırlayacağım bir gece. Beni hatırlayacağım bir hatıra işte. Seni hiç unutmayacağım ki. Bir şey mi dedin? Sakın horlama dedim. Vallahi affetmem, denize atarım ha. Gece gayet açık konuştuğumu düşünüyorum hatta. O kadar değil. Şimdi sen bu elini sakin sakin indiriyorsun ve yukarıda o sevgilini buluyorsun ve ona soruyorsun ne ima etmişim. Hazan. O gece abim beni de sandı. O gün annem seninle Ece hakkında konuşmuştu. Seninle görüşeceğimi düşünüp otel odasına ben gitmiştim. Kardeşimin yarışmaya katılmayacağını söylemek için. Sonra abinle karşılaştım. Bugün yine aynı şeyi ima ettim. Yakasına yapıştım. Sana sormamı söyledi. Sen orada değildin ki. Neden sana sormamı istedi? Sen o geceyle ilgili ne biliyorsun Sinan? Şu haline bak. Sen benim için büyük bir hayal kırıklığısın. Bu hayatta herkesten her şeyi beklerdim. Ama senden... Benden beklemezdin. Değil mi? Ben Bay Doğru olmak zorundayım. Çünkü sen öyle istedin. Sana bir şey diyeyim mi baba? Ben altın çocuk olmak istemedim. Ben senin proje çocuğun olmak istemedim. Ben... bilmiyorum. Ya neden bana sormanı istedi bilmiyorum. O gece orada neler oldu bilmiyordum. Şu an ne söylemem gerektiğini de bilmiyorum. Bak, biz abimle çok zıt kardeşleriz. Yani çok farklıyız, anladın mı? Yarışmayla o ilgilenmek istedi. Sonra tartıştık, kafası bozuldu. Ben de otele gitmedim. Sonra sana patladı galiba. Senin abin her kafası bozulduğunda tanımadığı kızlara bir muamelesi mi yapıyor? Ya bak sorun sende değildi Hazan. Annendi. Yanlış anlama. Ama annenin yarışmayla ilgili ısrarı hiç normal değildi. Beni o kadar çok zorladı ki...
böyle imalar falan... Annem sana ne söyledi, ne yaptı bilmiyorum ama o kadar uzun boylu değil Sinan. Senin abin nasıl bir ruh hastası onu da bilmiyorum. Ama annem ne söylemiş olursa olsun kimse bizim hakkımızda öyle bir şey düşünemez, tamam mı? Hazan, annen o gün çok ısrarcı ve agresifti. Kardeşini birinci yapmam için o kadar çok zorladı ki beni... Dışarıdan bunlar yanlış anlaşılmış olabilir. Yani kullanılan sözler yanlış anlaşılmış olabilir. Tamam. Tamam. Biz esas soruya dönelim bence. Neden? Abin neden o geceyle ilgili bir şeyler bildiğini düşünüyor? Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Neden özür diliyorsun? Bak, zamanı geri alabilseydim eğer o gece odaya ben gelirdim. Ve senin bunları yaşamana izin vermezdim. Bunun için gerçekten, gerçekten özür dilerim. Orada olamadım, olmadım ve sen bu durumu yaşadın. Ya böyle olacağını bilseydim, bu duruma geleceğini bilseydim... Ya özür dilerim, gerçekten söyleyebileceğim tek şey bu. O gece senin hayatının en kötü gecesiydi. Anneni kaybettin o gece. Benim başıma gelenlerle ilgili kendini suçlama sakın. Senin hatan değildi. Sen ne söyleyecektin bana? Hazan demişti. Ha. Hiç iyi geceler diyecektim. Tabii. Sana da iyi geceler. Ben bugün babana söylediklerini duydum. Yani şey demiştin ya. Sen biliyorsun işte ne dediğini. Yani ben sana inanmıyordum ya hani. Kimin karısıyla nasıl konuşuyorsun? Gökhan! Gökhan! Kargalar uyanmadı biliyorsun değil mi? Tamam bak ben bir kahvemi içeyim. Kendime geleyim bakacağım çantamda da notlar.
Kargalar da uyandı. Neyse, ben seni arayacağım. Günaydın yengeciğim. Erkencisin. Günaydın Selin'cim. İşte benim biraz başım ağrıyor. Ben eğer izin verirsen böyle ilacımla birlikte biraz temiz hava ve sessizlik alacağım. Hı? Aa, bu ne acele? Hem temiz hava kaçmıyor ki. Ya ben sana şey soracaktım. Gizem'in gelinliğini. Dün aradı ya seni. Konuşmuşsundur değil mi? Yani geri dönmüşsündür. Dekoltesinde karar veremiyormuş da. Karar vermiş mi? Çok güzel ya. Sen ne yaptın? Gizem'in gelinliğini rüyanda mı gördün? Gelin mi olmak istiyorsun sen? Ha? Çok komiksin ya. Ben rüyamda ne gördüğümü hatırlamıyorum ama Gizem'in seni rüyanda aradığına eminim. Yasemin. Dün gece Gizem'le birlikteydim. Kız seni en son ne zaman aradığını hatırlamıyor bile. Ne bu şimdi? Ne çeviriyorsun sen? Sen benden telefon rehberi hesabımı soruyorsun, ha? Seni tebrik ederim. Gelin görümce çekişmesinde çığır açtım. Bravo. Yasemin. Bana yalan söyledin. Neden? Ben sana çok korkunç bir sır vereyim mi? Ama böyle çok korkunç, ürkütücü, senin kaldıramayacağın bir sır. Hı? Bu dünyadaki tek Gizem, senin kankinin cici annesi olan Gizem değil. Çok saçma. Arayanın bizim Gizem olduğunu söyledin. Yani böyle abinler takıntılısın deyince bozuluyorsun. Baban bir yardım alın dediğinde küsüyorsun ama gerçekten bir yardıma ihtiyacın var galiba. Yasemin delirtme beni. Bana kelime oyunları yapma. Ben ne gördüğümü biliyorum. Seni arayanın bizim Gizem olduğunu söyledin bana. Neden? Kızlar ne oluyor? Böyle sabah sabah beni delirtmeler falan. Hava da uçuşuyor. Ha? Yok bir şey hayatım. Yani kardeşim bana biraz görümcelik yapmaya çalıştı. Ben de ona bir ablası olarak yardıma ihtiyaç olduğunu söyledim. Tamam, uzatmayın Selin. Kapatın şu mevzuyu. Neyse. Ya da şöyle yapalım. Selin'cim anlat istersen ne olduğunu. Sonra hep beraber sözlükten adaş kelimesinin anlamına bakarız. Ve ben de bu olay hiç yaşanmamış gibi davranırım. Ya şey... Saçma sapan bir konu işte. Ama Yasemin her zamanki gibi abarttı da abarttı. Neyse. Günaydın size. Gençler. Uyanın da balığa çıkalım. Siz denizci adamlarsınız abi ya. Bilirsiniz. Denizde buldun mu senindir. Eyvallah kardeş. Rahat mıydı bari? Sabah çayımız var, içelim mi? Bak sevgilinin yüzünü güldürdük. Çayı da siz demleyin bari. Yok abi, öyle sevgililik bir şey, öyle bir şey yok yani. Oo gençler, sabah çayı demleyecektik. Ne oldu ya? Sözümüz olsun be abi. Başka zaman. Peki. İkinci otobüs durumuza hazır mısın? Sen nereye gidiyordun bu arada? Ben bulurum ya, gidecek bir yer bulurum ben. Hadi. Yok yok. Sen git ben. Benim zaten buralara yakın bir arkadaşım var, ben ona geçerim. Buralara yakın? Sen dün ilk defa gelmemiş miydin bu tarafa? Ya
Buralara yakın derken yani tam olarak buralarda değil. Buralara yakın. İyi misin? Ben mi? Ya ben bomba gibiyim. Hadi. Dün çok garip bir geceydi. Senin söylediğin gibi. Ne dedim ki ben? Yıllar geçse de unutulmayacak bir anı demiştin ya. Kurtaracaksın. Bu kızın gururunu nasıl batırdıysan aynı şekilde kurtaracaksın. Bak görüyor musun? Eve gelecek yüzü yok. Güneşimizi kararttı. Hayallerimizi yırttı attı bir köşeye. Gelemez tabii. Şimdi gitsin kalsın o Betül'de. Nereye kadar kalacak bakalım. Ama sen istiyorsan ara tabii. Yani ben mani olmam, niye aradın falan demem. Ara istiyorsan. Yok, ben onunla bir yüz yüze konuşacağım anne. Yani bir şey olduk biraz onunla biz. Kötü olduk. Ye biraz, ye ye. Kuş kadar kaldın, ye. Sonra da kalk hazırlan hadi, gidiyoruz. Nereye hazırlanıyorum? Yalıya. Bırakmam ben seni burada. Ya anne ben o yalıya gelmem ya. Ya hele ben o dayaktan sonra asla o yalıya gitmem. Ya ben o insanlarla bir daha göz göze gelemem anne. Bak sabah sen uyurken var ya erkenden kalktım. Şu yemediğin ekmeği almaya gittim fırında. Fırında herkes seni konuşuyordu. Nezarethaneden kaçmış o gözü dönmüş namussuz. Ece zoruma gidecek sorular sordurma bana. Tamam mı? Bundan sonra yanımdan ayrılmayacaksın. Ben nereye sen oraya. Hep yanımdasın, hep. Ya anne, ya bak ne olur Yasin hapse girmesin. Bak sen ne istiyorsan, sen nereye gidersen ben oraya gelirim. Ama ne olur Yasin hapislerde çürümesin anne. Hadi, sen topla şu sofrayı da. Üstünü başını giy, hazırlan bekle beni. Benim 5 dakikalık bir işim var. Bekle geliyorum. Bir de kaçmış, kızı görmeye gelmiş kafasız. Müebbete koysalar gam yemem ya. Yüzüme dediğin şeye bak yani, bari sen insaf et bey. Ah ya. Şükrü evde miydi? Ona bir şey soracaktım da ben. Hasbinallah. Ne dedik ayol? Tersinden kalkmış sabah sabah. Hasbinallah. Fazilet. Hoş geldin. Geç içeride konuşalım. Çay ikram edeyim ha? Yok. Ben kahvaltımı ettim. Çayımı da üstüne içtim. Zaten acelem var. Malum yalıya yetişmem lazım. Hayırdır? Hiç sesin soluğun çıkmadı. Bir yoklayayım dedim. Büyüklük bende kalsın. Dün oğlan da zora sokmuş seni. Ne o? Saliha'dan bir haber yok mu? Daha konuşamadım. Ziyaretçiyi yasaklamışlar da. Bugün yine şey edeceğim ben. Öyle mi? Konuşamadım. İyi vallahi acelesi olan sensin. Bana bir şey yok. Artık sen düşün yani. Hadi kal sağlıcakla. Ah Saliha. Yaktın beni Saliha.
Çok üzgünüm canım. Bu duyduklarımdan sonra çok üzgünüm Saliha. Ama gereken neyse yapılacaktır. İyi akşamlar baba. Ne akşamı? Senin saatten haberin yok herhalde. Sabah oluyor. Affedersin, ters bir zaman oldu. Sadık, senin her işlerin, her zamanlar ters. Baba, ne olur kavga etmeyelim. Bunu çok yaptık zamanında. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor, sen de gördün. Hoş buldum abi. O da istiyorsan yukarıda yatabilirsin. Gözüme görünme yeter. Neden bu isimleri koydun bize baba? Bak, oda falan istemiyorum. Bu kadar mı yön vermek istedin hayatımıza, bize? Ben kendi yolumu bulmak isteyince ne? Senin yol dediğin. Konuşmak istiyorum. Çok önemli bir konu hakkında yanlışımı düzeltmek istiyorum. Dayak benim ayıbım. Sen yüzünü eğmeyeceksin. Yüzünü eğecek biri varsa o da anan. Ben senden iş falan da istemeyeceğim. Öyle oturacaksın. Zaten dün o avukat olayından sonra ağzımı açmamam lazım benim. Ortalıkta görünmemem lazım. O yarışma olayını sen açacaksın. Ne? Anne, ne diyorsun ya? Ya ben ne konuşacağım o insanlarla? Ortaya konuşacaksın kızım, ortaya. Söyleneceksin biraz. Aa, benim ablam da bu yarışmaya girmemişti. Nasıl oldu bu iş deyip böyle şaşıracaksın. Sonra Sinan Efendi'nin ablana kafaya takmasını konuşacaksın. Onu biraz köpürteceksin. Bunları söyleyeceksin işte, bir şey yok. Ya sen beni yalıya bu yüzden götürüyorsun ya. Ben konuşayım da ortalığı karıştırayım diye. Hani senin aklında ne var ya? Sen benim aklımdakini bırak da elimizde avucumuzda ne var ona bak. Ne var elde avuçta? Hiç, bitti, hiçbir şey yok. Yarışma bitti gitti. 1 milyon desen uçtu gitti. Elimizde kala kala Sinan Bey'in ablana kafayı takması kaldı. Başka bir şey yok elimizde. Bismillah, bu nereden geliyor böyle? Hayırdır Hazan, nereden böyle? Aa, aramadın diye merak ettiğini düşünmedim anneciğim. Merakta bıraktıysam özür dilerim. Sen daha çok özür dileyeceksin anandan, kendinden. Kardeşinden. Ama nafile. İş işten geçmiş olacak kızım. Çok özür dileyeceksin sen daha. Hadi hadi. Otobüsünüz kaçmasın. Nereye gittiğinizi sormuyorum bile. Şu kadarcık için yanmıyor değil mi? Şu kadarcık. Ben ne yaptım, ne ettim demiyorsun değil mi? Kolay gelsin. Ya abla. Efendim Ececiğim. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin ablana? Hadi kızım, hadi yürü kızım, yürü. Yürü, hadi. Bir de soruyor, içim yanıyor muymuş? Efendim? Evet, özel spor dersi veriyorum. Evet, evet, ilan bana ait. Tamam, siz adresi yollayın bana. Tamam. Bir saat oradayım ben. İyi günler. Allah'ım şükürler olsun ya.
saat içinde gelirim dedi Nil Hanım. Aferin sana tatlım. Nil Hanım, aman yanlış bir şey olmasın. Babanız bana kızar sonra. Hem biz kimi çağırdık ki böyle gizli saklı? Misafir çağırırken babama soracak halim yok. Git işine bak sen. Kafamı bozma benim. Peki. Gel bakalım Sefil şey. Gel bakalım. Artık ödeşme vakti. Bak, ister inan ister inanma ben gerçekten pişmanım. Tamam, bu istifanı geri almanızı sağlayamam belki ama... en azından yanlışlarımı düzeltmeye çalışacağım abi. Hepsini. Yani en başından beri ne varsa. Yani abi ben... yani... ben... Ne kıvranın karşımda be? Tamam bak ben tek başına seni suçlamıyorum. Ben de suçluyum. Seninle o iddiaya girip sana o cesareti vermemeliydim. Tamam mı? Abi... bak benim derdim bu değil. Ben... Ya tamam Sinan bak ben artık dert falan istemiyorum. Lütfen bak ikimiz de hatalıydık. Bunun da bedelini dibine kadar ödüyoruz. Ödeyeceğiz de. Tamam ama şimdi birbirimizi yeme zamanı değil kardeşlik zamanı. Dün gece de nerede kaldım bilmiyorum ama orada burada kalacağına gel burada kal. Tamam mı? Kapım sana her zaman açık. Abilim lan ben senin. Ya ben senin içinde kötülük olmadığını biliyorum. Senin bunu kasıtlı zarar vermek için yapmadığını da biliyorum da. Her zamanki kaçık kardeşimsin işte. Yapacağım dedin yaptın. Ben de çanak tutmuş oldum. Kasıt yok, yalan yok, küslük de yok. Anlaştık mı? Neyse anlat bakalım neymiş şu asıl derdin. Kasıt yok, yalan yok diyorsun. Sen öyle diyorsan derdim de yok. İyi. Sen anlat bakalım. Ne yaptın o kızı tavladın mı şimdi? Tavlamaya çalışıyoruz işte. Aslında bir nedeni de olmamalıydı. Ne olacak peki şimdi? Sinan nerede belli değil, parası da yok. Yağız abimin istifasını kabul etmeyeceksin değil mi? Kahvaltını bitirsen. Baba ben zaten yedim ve bitirdim ama sen daha çayına bile dokunmadın. Senin de aklın onda. Selin'cim, artık babanın işten daha fazla kaçırmasak, başka şeylerden söz etsek. Bak, abinin de canını sıkıyorsun. Gökhan'cığım, ben sana verdiğim sözü tutamayacağım. Yani bilmeleri gerek bence. Ha. O ikisinin iddiası eğer Gökhan olmasaydı dün bize tam 1 milyona mal olacaktı. Ne diyorsun sen ya? Kocam sayesinde paramız cebimizde kaldı. Yani aslında sana yansıtmayacaktım da baba. Bu Fazilet Hanım bayağı bir ortalığı karıştırmış yani. Gitmiş bizim avukata işte tehditler mehditler. Bizi yedik mi? Yemedik. Bir de gitmiş kıza. Yani Gökhan tek başına her şeyi halletti. Yani o ikisinin iddiası yüzünden o kadına 1 milyon verecektik. Uyanıklara bak ya. Sen kalk. Yarışmaya bile başvurmamış kızını. Birinci yap billboardlara koy. Tabii ki hakkını arayacak kadın. Kim suçlu şimdi burada? Ha, söylesenize. Para isteyen mi yoksa bizi bu duruma düşüren mi? Yürü. Yürü, geleceksin benimle selam vereceksin. Ya anne istemiyorum diyorum ya. İstemiyorum. Hadi Sinan, olmaz. Öyle kaçak göçek seni sokmuşum gibi olur. Öyle olmaz. Şirketin masasına meze yapar. Merhaba diyeceksin. Bu konuyu düşündükçe azmedemiyorum. Ya şu düştüğüm duruma bakın ya. Günaydınlar efendim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kızımı da getirdim. Size merhaba demek istiyor. Merhaba de kızım. Merhaba. Utangaç da biraz. Vallahi herkese laf yetiştirmek zor. Dünden beri Hazım Beyciğim ne kapının zili susuyor, ne telefonlar susuyor. Car car car, zır zır zır. Ben de kızı aldım kolundan getirdim buraya vallahi. Görseniz Hazım Beyciğim. Yani komşusu bitiyor, akrabası başlıyor. Gönül koyanımı ararsınız, küsenimi ararsınız. Yani
Bana gücenenler bile var. Ayol senin kız yarışmaya girdi, bize niye haber vermiyorsun? Diyenimi ararsınız yani. Hepsi bak bak. Fazilet Hanım, şirketim adına sizden bir kez daha özür dilerim. Aa, aman efendim, özür ne demek? Ama ben pek anlayamadım bu durumu. Yani ne sebeple? Avukatım size nasıl izah ettiyse o kadar. Bu konuyu daha fazla açmanın bir alemi yok. Ha ama eğer siz yeniden pazarlık yapalım diyecekseniz biz kalkalım. Aa, gelin hanım. Biz pazarlık nedir bilmeyiz. Yok. Benim kızım gakını çıkarmadan imzaladı o sözleşmeyi. Okumadı bile. Ya bir anne olarak yani benim ne kadar zor durumda olduğumu tahmin edersiniz herhalde. Yani biz avukat nedir bilmeyiz. Sözleşme nedir bilmeyiz. Yani huzursuz olduk tabiatıyla. Avukat bey yanlış anlamadı inşallah bizi. Tamam, ortada çok büyük bir yanlışlık olmuş. Ve biz de bu konuyu giderdik. Tamam. Ben sizin çaylarınızı tazeleyeyim. Hadi kızım sen de bir mutfağa gidiver. Ece. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Beni yukarıdaki salonda bekler misiniz? Şimdi hemen bu konuyu Hazım'a açmalısın Saliha. O gerekeni yapar canım. Sinan Beyciğim yok kahvaltıda. Kahvaltısını odasına mı alır acaba? Sinan Bey evde değil Fazilet Hanım. Ve uzunca bir sürede aramıza katılacak gibi durmuyor. Kim o? Size kimi getirdim? Saliha Hanım. Çok iyi gördük sizi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Saliha Hanım. Hazımcığım, Saliha Hanım'ın sana söylemek istediği çok önemli bir konu var. Niye arıyorsun beni? Sen dün gece almadın mı dersini? Boş lafları bırak Yasemin. Yine aynı mekanı kapattım senin için. Bir saatin var. Ne diyorsun sen be? Eğer gelmezsen, inan bana, senin de alacağın bir ders olacak. Tabii kocanla birlikte. Allah kahretsin. Kazım Bey, yaptıklarınız için minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ne demek Saliha? Seni tekrar aramızda görmekten son derece mutluyum. Yalnız bu kaza nasıl oldu ben hala anlayamadım. Fazilet Hanım, çıkmayın lütfen.
Salih Hanım'ın anlatacakları sizi de ilgilendiriyor. Bitti fazilet buraya kadarmış. İşte Gizem darlanmış anlayacağın. Yani tam düğünden önce Ekrem'le fena kapışmışlar. Sen niye bu kadar sinirlendin peki? Kadın dayanışması yani, pardon da, değil mi? Neyse ben gideyim. Biraz anlatsın Emre, atlasın, tamam mı? Olur mu hayatım? Belki dün geceyi anlatıp rahatlarsın. Yalnız sen böyle her fırsatta yüzüme vuracaksan istersen ben gideyim ve bir daha geri dönmeyeyim. Dün gece konuştuk ve kapattık, tamam mı? Hadi artık yeter, üzme beni. Olur mu? O uğursuz geceyle ilgili anlatacağım o kadar çok şey var ki. Geceyi hatırlamak bile istemiyorum. Saliha Hanım'ın başka bir meselesi var Hazım. Evet, devam edin o zaman. Başıma gelen bu musibetten sonra çalışma mümkün değilmiş. Doktor iş göremez raporu verdi maalesef. Ay. İşte Salih Hanım'ın anlatmak istediği konu buydu. Ben de buraya sizlere veda etmeye geldim. Vah vah! Çok üzüldüm. Geçmiş olsun Salih Hanımcığım. Ya senin için çok üzüldüm Salih'e. Tabii en önemlisi senin sağlığın. Ama için rahat olsun. Sen de ailen de hiçbir şekilde mağdur olmayacak. Ben bu konuda ne gerekirse yapacağım. Hatta hemen şimdi. Çok teşekkür ederim. Ben de geleyim canım seninle. Ben size sakın o kanlı ellerini üstüme sürme. Bakın ben çocuklarımın yüzünü görmeyeyim ki bilerek itmedim sizi. Yemin ederim bilerek itmedim. Ben senin neyi bilerek yaptığını iyi biliyorum. Her şeyi çok iyi biliyorum. Bugün sustuysam o gencecik çocuk için, Yasin'in istikbali için, ona acıdığım için sustum. Size söz veriyorum. Yasin çıkacak. Söz veriyorum size. Sözümü tutacağım. Sözmüş. Senin sözün bana geçmezdi ya. Nasip böyleymiş. Gidiyorum. Gidiyorum ama arkamdan öyle ellerini ovuşturup kurtuldum sanma sakın. Bundan sonra nefesim ensende olacak. Sen bu yalıda kaldığın sürece iki gözüm üstünde olacak. Fazilet Hanım. Ablam, bunu Saliha'ya sen versen daha uygun olacak belki. Ömürlük bir tazminat. Bravo Hazım, bize de bu yakışırdı. Çok kahrımızı çekti. Helal olsun ona. Öyle, helal olsun. Allah biliyor ya, gözüm arkada gidiyorum. Saliha Hanımcığım, ben o kadar kötü bir insan değilim ki. Bakın, benim hiçbir kötülüğüm dokunmaz bu yalıdaki insanlara. İnanın bana. Kötülük senin kalbine işlemiş be kadın. Sen kimi kandırıyorsun? Ama yemin olsun, burada en küçük bir yanlışını duyayım, ben yine yapacağımı yaparım. Yaptığım yanıma kar kalır sanma sakın. Bir kere sustum, bir daha susmam.
Saliha. Konuşmanızı böldüm galiba. Ay yok canım, biz öyle havadan sudan sohbet ediyorduk değil mi Saliha Hanımcığım? Fazilet Hanım, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Size söylüyorum Fazilet Hanım, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Aa, tabii tabii, hemen. Hemen çıkıyorum, tamam. Geçmiş olsun Saliha Hanımcığım. Çok geçmiş olsun. Allah size torunlarınıza bağışlasın Saliha Hanımcığım. Saliha, bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Fazilet Hanım. Buyurun Hazım Bey. Saliha'nın odadaki eşyalarını toparlayın. Ben de şoförü ayarlayayım. Tabii tabii, tamam. Fazilet Hanım. Hemen şimdi yolcu edeceğiz kendisini. Bak, tamamen aramızda kalacak. Bana anlatmak istediğim bir şey var mı? Merhaba. Özel spor dersi için gelmiştim de ben. Buyurun, haberim var. Merhaba. Merhaba, Hazan Hoca ben. Buyurun, salona alayım sizi. Böyle mi giriyoruz? Geçin, geçin. Buyurun, şöyle oturun. Ne arzu ederdiniz? Çay, kahve, limonata? Yok, bir şey almayayım. Yalnız ders bitiminde su alabilirim. Nerede yapacağız dersi? Hazırlanayım ben. Siz oturun, ben hanımefendiye geldiğinizi haber vereyim. O size anlatır. Tamam. Misafiriniz geldi Nil Hanım. Söyle, beklesin. Peki. Onun da işi uzun. Tam zamanında. Sıkılmaya başlamıştım. Buraya seni uyarmaya geldim. Eğer beni bir daha rahatsız edersen karşında kocamı bulursun. Dur sana bir bakayım. Sinirlendiğini, ne kadar güzel göründüğünü unutmuşum. Gözlerindeki ateş bana hala eski günlerimizi... Aa, pardon. Eski gecelerimizi hatırlatıyor. Doğru ya. Biz seninle hep geceleri buluşurduk değil mi Yasemin? Tamam. Buraya kadar. Ne yaparsan yap. Senin sözüne karşılık benim sözüm. Bakalım dersini kim alacak? Hı? Yasemin. Anlatma. Göster derler, bilir misin? Ne diyorsun sen? İstersen konuyu daha fazla uzatmayalım. Ya benimle bir gece geçirir, geçmişi yad edersin ya da... Tiksiniyorum senden. İyi düşün.
yapacağım? Ne yapacağım? Ne Çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yok yok, söylememiştir. Söylese o koca karı benim ipimi çekiverir vallahi. Yok, söylememiştir. Hadi Şükriye Hanım, hadi. Hadi yaşadın. Buyurun Güzide Hanımcığım, bir şey mi istediniz? İlgilenmem gereken bir takım şeyler vardı. Biraz geç kaldım, sizi beklettim, kusura bakmayın. Yok Kazım Bey, ne kusuru? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben sizinle şu parfüm meselesini konuşmak istemiştim Ece. Paranızı bile almadan gittiniz. Sonra geliyorum. Siz buradasınız. Siz bu yalıyı çok sevdiniz. Sevdim. Vallahi yalan değil, çok sevdim. Sevilmeyecek gibi mi Allah aşkına? Mutlaka, mutlaka. Bu işi almak için kim bilir ne zorluklar çektiniz, ne mücadeleler verdiniz. Şimdi Salih Hanım'ı yolcu ettik. Yeriniz daha sağlamlaştı. Yani siz öyle düşünüyorsunuz. Ben burada Hazım Bey'le anlaşarak çalışmaya başladım zaten. Ha evet, evet. Şu ev meselesi. Evet, anlıyorum. Neyse, bunu yeni bir başlangıç olarak kabul edelim. Hayırlı olsun. Kızlar yukarıda valizimi yerleştiriyorlar. Öyle mi? Yerleşiyorsunuz yani. Evet. Etrafıma şöyle bir baktım da, gitmemdense kalmamın ailem için daha faydalı olacağını düşündüm. Tabii, tabii, tabii. Neyse, kolay gelsin. İyi yapmışsınız Güzide Hanımcığım. Çok iyi yapmışsınız. Suyun hala sıcak be Fazilet. Hala sıcak. Kaynaması bir damlaya bakar. Of. Evet, siz parfümü yerine koyacağınızı söylemiştiniz. Ama buna gerek yoktu. Ben herhalde yeterince açık ifade edememişim kendimi. Yani benim sizden böyle bir beklentim olmadı. Sizinle bir ilgisi yok Hazım Bey. Ben o parfümü almak zorundaydım. Kendim için. Buna mecbur değildiniz Ece. Yani ben sizi daha fazla utandırmak istemiyorum. Ama ben o parfümün fiyatını biliyorum. Yani onu almak için kendinizi bayağı zora sokmuş olmalısınız. Bakın Hazım Bey, ben her şeye rağmen sözümü tuttuğum için mutluyum. Size söyleyebileceklerim bu kadar. Pekala. Yeniden hoş geldiniz. Ne kadar safsın baba. Babam gitti. Rol yapmaya bırakabiliriz. Hadi ya. Nasıl mı geçti, ne yaptı? Üf.
Eyvallah, anlıyorum ama biz babamla o konu hakkında konuşulması gereken her şeyi konuştuk. Yani bundan sonra ne konuşacağız daha, ne gerek var? Babanı bilmem. Ama ben seninle konuşmak istiyorum. Hiç bana dışarıda buluşalım falan deme. Bak. Bugün gerçekten yorucu bir gündü. Seni mutlaka eve bekliyorum. Bak, itiraz falan da kabul etmiyorum, tamam mı? Ha, o Sinan'a da söyle. O da gelirse sevinirim. Halam eve çağırıyor. İkimizi de konuşacakmış. Beyhude çabalar ya. Kalkalı kalk. Sen git. Şimdi benim yanımda babamla hiç şansın olmaz. Ben de senden sonra gider eşyalarımı toplarım zaten. O zaman şunu al. Bu ne ya? Diğer arabanın anahtarı. Taksilerde sürünme diye. Gül bakalım ağlanacak haline. Ne kendini kurtarabildin ne de kızı. Canım, üç kuruş kazanmak için nasıl da ayağıma kadar tıpış tıpış geldin ama. Merak etme, paran neyse vereceğim. Seni en son gördüğümde hastasın demiştim, değil mi? Şimdi de acil şifalar diliyorum ve gidiyorum. Aa, nereye gidiyorsun ama? Daha yeni başlıyoruz. Bana bak, benim sabrımı sınama. Zaten o Sinan'ın diye yırttığın kazak babama aitti. Onun hesabını sordurtma bana. Yüz güzelimiz beni tehdit mi ediyor? Hiç yakıştı mı ama sana? Ama sana şöyle bir bakıyorum da, sen ve Türkiye'nin en güzel yüzü olmak. Bu duyduğum en kötü şakalardan biri. Git işine. Git tedavi ol. Sinan'ı benden dinlemeye cesaretin yok değil mi? Sinan'ı bir de benden duymaya. Aşk molamıza nasıl meze olduğunu öğrenmeye cesaretin yok. Çünkü kendini kandırmak hoşuna gidiyor. Seni kandırmasına izin vermek tatlı geliyor değil mi? Kimsenin beni kandırdığı yok, tamam mı? Duyacaklarımdan da korkmuyorum. Ama madem benden beni buraya çağıracak kadar korkuyorsun, anlat bakalım. Peki. Bu kutuyu senin için ta nerelerden çıkardım tatlım. Bu kutu, Sinan'ın seninle işi bittiğinde içine gireceğin kutu. Ama sen hala ağlamadın. Bak, korkutuyorsun beni. Aa, doğru, benim hatam. Çok safım. Sen kime ağlaman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Anne sana öyle öğretti değil mi? Başın sıkışınca ağla. Zora girince ağla. Gözyaşların kurtarır seni. Ben ne yaptım sana ya? Sen niye benden bu kadar nefret ediyorsun? Sen beni tanımıyorsun bile. Yani o yatakta yattım diye mi bu kadar nefret? Yani o parfümü aldım diye mi gerçekten? O kadar kolay değil mi? Uykun geldi, yatak buldun, uyu. Parfüm gördün, güzel kokmak istedin, sık. Sen bunları bilerek yapıyorsun. Evet, senden nefret ediyorum. Çünkü senin gibi melek yüzlü şeytanlar midemi bulandırıyor. Rahatsız ediyorsun beni. Varlığın, bakışların, her şeyin beni rahatsız ediyor. Gözyaşların arkasına saklanan çok tehlikeli bir kızsın sen. Belki benden başka kimse görmüyor. Belki babam görmüyor. Ama ben her şeyin farkındayım. Bana ait olan her şeyi istiyorsun. Elbiselerimi, arabamı, odamı, her şeyimi. Ne konuşuyor bunlar Hazım Bey'le? Konuş konuş bitiremediler. Sana da yazık. Keşke o küçük mahallenden çıkıp asla sahip olamayacağın şeyleri görmeseydi. Dur.
Dur Ecel, nereye gidiyorsun? Duramam anne. Beni bu cehenneme bir daha getiremezsin. Kızım bir dur, konuşalım. Ne oldu, bir anlat. Ya konuşacak bir şey yok. Bitti. Ece, kızım. Ece! Ece! Ne oldu, iyi misin? Ne oldu, iyi misin? Geçecek. Ama önce eve gel, bir baktıralım dizine. Hayır. Hayır. Ölsem de girmem ben o eve. O zaman gel, seni bir eczaneye götüreyim de şuna baktıralım, bak kanıyor. Hadi gel. Efendi vay. Vay ki ne var. Evet. Kara Kediler koleksiyonunu nasıl buldun? Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Nerede kalmıştık? Bak bu, seni kadar olmasa da beni bayağı zorlamıştı. İkinci yılımızı doldurmuştuk. Sinan Bey tabii her zaman gibi unuttu. Biz de küstük. Bu da geldi başımıza peyda oldu. Ama saltanatı 2,5 ay sürdü. Şimdi kendisiyle aynı terapiste gidiyoruz. Yazık, kıyamam ya. Beni her gördüğünde ağlama krizine giriyor. Ay tatlım ya, güzel kızdı aslında. Neyse, şimdi sen söyle bakalım. Bunlardan hangisini kendine daha yakın buldun? Manyaklık bu ya. Evet, manyaklık. Eğer sevgilimin peşini bırakmazsan sen de bu manyaklığın bir parçası olacaksın. Bu kutunun içindeki fotoğraflardan bir tanesi olacaksın sadece. Çünkü Sinan için sen kullanacağı basit, anlamsız bir kızsın sadece. Yolcusun Ozan. Hancı benim. Bak, senin gibi bugüne kadar aramızdan bir sürü kız geldi geçti. Ama yazık, hepsi harcandı gitti. Sen de onlar gibi harcanıp gideceksin. Koleksiyonun bir parçası olacaksın sadece. Anlık bir macerasın. Basitsin, anlamsızsın, boşsun. Ben kimsenin macerası değilim, tamam mı? Ayrıca Sinan'la aramızda da... Ona nasıl baktığını gördüm. Gözlerinden, yüzünden, her yerinden okunuyor. Onu sana yedirmem. Duydun mu? Sinan benim. Her zaman da benim olacak, benim olarak kalacak. Sen sadece bu kutudakiler gibi, aynı bu kızlar gibi anlamsız, basit, boş biri olarak kalacaksın. Kime nasıl bakarsam bakayım, ben kimsenin koleksiyonunun bir parçası olmam. Sen beni boş ver ya. Benim için üzülme. Kendin için üzül. Seni defalarca aldatmış bir adam için kiminle savaşıyorsun sen? Hı? Bu kızlarla mı?
Benimle mi? Yoksa adamın kendisiyle mi? Bırak koleksiyonu falan Nil. Kim zavallı? Sen onun cevabını ver kendine. Edebiyatı bırak ucuz. Efendim? Ne dedin sen bana? Sevgilimin peşine neden olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Sen ve senin o paçoz annen çareyi sevgilimde buldunuz. Bana bak, annemi karıştırma ha. Sevgilimi sana yedirmem. Sevgilime yapışıp sınıf atlayamazsın. Başlarım senin sevgiline de sınıf atlamana da. Bir daha karşıma çıkma. Yoksa o ağzını fena toplarım. Gördün değil mi? Beni nasıl ittiğini gördün. Sen kimsin be? Kime böyle hakaret ediyorsun? Alırsın böyle cevabını, oturursun böyle aşağı işte. Sorunlu. Acıyor mu çok? Biraz. Şimdi bir eczanede baktırırız bunu da sen yine ucuz atlattın ya. Az kalsın çarpıyordum sana. Özür dilerim ya. Bir anda gözüm hiçbir şey görmedi. Sen yine kaçıyor muydun yoksa? Canavardan kaçıyordum bu sefer. Annem. Açsana, merak etmesin. Ece. Kızım. Nereye fırladın gittin sen öyle hemen? Öldün meraktan. Neredesin şimdi? Yanına geleyim ben de. Otobüsteyim anne. Eve gidiyorum. Otobüste misin kızım? Ha iyi. Hadi eve doğru git kızım. Sen de akşam ben de gelirim. Evde konuşuruz. Hadi benim güzel kızım. İnanmıştır inşallah. Ne kolay yalan söylüyorsun öyle hemen. Ya Zegemen ha. Bak sen şu Ece'ye bak. Görüyor musun? Neden olmasın? Olur mu? Patladın değil mi Şükrü'ye? Patladın. Patla inşallah. Ne var? Kurtaracağım işte at hırsızı oğlunu. Kızımı da at hırsızı oğlundan kurtaracağım. Hem de Yağız Egemen'le. Sana kapımı aç diyen oldu mu? Çekil şuradan. Fotoğrafları ne yapayım Nil Hanım? Nil Hanım ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Yetmez bu. Nil Hanım. Aman yarabbim kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Bana yardım edeceksin. Edeceksin diyorum sana. Bana yardım edeceksin. Bana yardım edeceksin. Gel benimle.
öldür dedim. İt beni. Ne diyorsunuz? Yapamam öyle bir şey. İt dedim sana. Yerinize bir şey olur Nil Hanım, yapamam. İt beni. Nil Hanım gerçekten. Kovarım seni. İt diyorum sana. Lütfen gerçekten. İtsene Allah'ın cezası, itsene. Hadi bakalım atırsız. Hadi. Bu sefer kurtardın paçayı. Ya anne bak eminsin değil mi? Abim bu sefer kesin çıkıyor ha? Yani gerçi Fazilet teyze dedi onu çıkaracak göz yok ama. Kız uğursuz uğursuz konuşma. Avukatı duymadın mı? Önce tutuksuz yargılanacak. Sonra ilk mahkemede dava düşecek. Allah'ım sana şükürler olsun. Geçmiş olsun. Allah'ım şükürler olsun. Kurban olurum sana. Anne. Affet be. Heh. Affet. Eve gel, eşyalarını topla. Baban artık evde seni istemiyor. Bu yara izine baktıkça hep o kardeşini hatırlayacağım. Hiç unutmayacağım o kardeşinin bana yaptıklarını. Ne o parfüm dayağını ne de bana bugün o söylediklerini hiç unutmayacağım. Bak Selin aslında normalde böyle biri değildir. Sana da neden taktı anlamadım. Biraz zor bir ergenlik geçirdi. Nedenini sorma. Şimdi tam atlattı derken de annemin ölümü falan. Neyse ben yani onun adına özür dilerim senden. Onu da karşıma alıp konuşacağım tabii. Konuş da daha beter üstüme saldırsın kardeşim. Kardeşin de sana ne de Sinan'a hiç benzemiyor. Yani Sinan biraz deli. Sen de böyle biraz buzdolabı gibisin. Ama yani ikiniz de iyi kalplisiniz tabii. Ama o kardeşin... Tamam, anladım da işte insanlar bazen böyle zor dönemlerden geçer. Normalde yapmayacağı şeyleri yapar. Selin de öyle bir dönemden geçiyor. Ya ben sana anlattım yani onu söylediklerinde bana. Ya tamam kardeşim ya ama hala yani dönem diye savunuyorsun. Gerçi ben kime anlatıyorum ki bunları? Aynı sana çekmiş işte. Aynı senin gibi. Az önce iyi kalpli diyordun bana. Ya iyi kalplisin de sinirlenince yani... Ağzından çıkana kulağın duymuyor bazen. Ya otel odasında yaptıklarından sonra. Bir saniye sen... Otel odası mı dedin? Otel odasından haberin var demek. Çok güzel. Beni ablamla buluşturduğun gün... ayakkabılarımı gördüm. Ablamın o gece giydiği ayakkabılar benim ayakkabılarımdı. Hala inanamıyorum. Yani ablam benim için gitmişti otel odasına. Yani... Ya bilseydim senin ona öyle... Sen iyi niyetli, saf birine benziyorsun. Tamam mı? Ama bu toplara girme. Kalbini kırdın. Kırdın zaten. Ablamın gururunu kırdın. Yani sen o gece bizim hepimizin kalbini kırdın. Annemin, ablamın, benim. Ya inanamıyorum ya. Yani senin o adam olduğuna ben hala inanamıyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Yani bir özür falan. Ufaklık. Bu konular seninle konuşacağım konular değil. Hatta kimseyle konuşacağım konular değil. Hadi. He, demek utandın. Yani hatanın farkına vardın ve kendini suçlu hissediyorsun. Güzel. Sen çok iddialı konuşuyorsun ama.
Evet, yaptığımdan gurur duymuyorum ama bu hatanın farkında olmak, pişman olmak falan. Orada dur bak, orada dur. Durmam. Ya sen ablamı tanımıyorsun bile. Ya sen yani kimin ne yaptığını farkında bile değilsin ki. Ablanı tanımak ya da tanımamak benim derdim değil. Tamam mı? O Sinan'ın derdi. Şimdi lütfen susup arabaya binecek misin yoksa burada durup boş boş konuşmaya devam mı edeceksin? Sen Yalı'ya gidiyordun değil mi? Ya ben şuradaki duraktan otobüse hatta giderim. Hadi atla. Ama bak, çok konuşma. Diyorum işte. Buzdolabı gibisin ama iyisin. Hay Allah, gelmedi bu çocuk ya, gelmedi. Bana bir şey mi söyledin abla? Ha yok canım, sana söylemedim. Yazdı bekliyorum da gelmedi diyorum. Anlamadım. Sen Yazdı buraya mı çağırdın? Burası dediğin yer yeğenimin babasının evi. Yanılıyor muyum? Bunun hiç sırası değildi Gözide. Aa. Şimdi de senden habersiz yeğenimi buraya çağırdığım için azar işleyeceğim, öyle mi? Sen beni bu evden kalbi kırık göndermeyi huyaline getirdin. Her seferinde küsüp giden sensin abla. Ah, bak ne kadar güzel söyledin. Abla, abla dedim. Yani bak, ben ablan olarak yeğenimi babasının evine çağırdım. Ve bunun için de izin almadım. Bundan ötürü de hiç pişman değilim. Ara sıra ablan olduğumu hatırlasan, doğrusu çok iyi edersin canım. Aa, çok güzel, bravo. Şimdi de cevap vermeden öyle gidiyorsun, öyle mi? Bravo canım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha, ne cesaretle beni ararsın? Ben sana beni bekleyeceksin ve o güne kadar asla beni rahatsız etmeyeceksin. Kendini unutturacaksın demedim mi? Ama bu sefer anlaşmayı bozan ben değilim ki. Kasım Bey, beni nasıl denediğinizi, nasıl uğraştığınızı biliyorum. Saçmalama! Senin için harcayacağım bir dakikan bile yok. Bak bir daha ararsan senin gözünün yaşına bakmam, anladın mı? Allah'ın cezası kadın. Sen bilirsin Azim Bey. Bu telefonu kapatmayacaktın. Kadının birini peşime tak, ondan sonra gel beni kalayla. Yok öyle dünya. Nerede kalmıştık Kerime Hanım? Nerede kalmıştık? Hı? Hayırdır inşallah. Sakın dönme. Dönme. Sakın geri dönme. Git 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 sen dönme arkana. Dedim bir göz, Rabbim verdi iki göz. Hadi bakalım. Dur bakalım Fazilet, dur bakalım. Daha neler bulacaksın, dur.
Hemen başlayalım bakalım. Seviniyoruz ya. Hasta. Kız hasta, normal değil. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk. Ayşen tatlım, bana hemen kapuçinomu hazırla. Ekrem Bey de Türk kahvesi içecek. Hemen efendim. Odasında mı? Ay, ona harika bir çanta aldım. Bayılacak. Nina Hanım. Bir sorun mu var? Sorun mu? Ayşen, söylesene kızım. Siz kendiniz görseniz daha iyi olur efendim. Hayatım. Hayatım, sakin ol. Kızım, ne yaptın sen yine? Nedir bu evin hali? Kızım, sana söylüyorum. Kalk ve hesap ver bana. Ah! Nil! Fazilet, dağıttım kadının evini. Yok. Ne aradığını da bilmiyorsun ki. Ay anahtarımı düşürmüşüm. Sinan artık ne yapsa beni hiç mi hiç şaşırtmıyor. Ama Yağız, işte o beni çok şaşırttı. İyi de hala, Sinan birinci hatasında aldı cezayı. Yağız abim ilk hatasında. Hayır, anlamıyorum ben bu kıza niye taktı bu kadar kafayı ya? Şu düşürdüğü hallere bak. Selamlar, sevgiler efendim. Abi. Hiç rahatsız olmayın, ben hemen eşyalarımı alıp çıkıyorum. Görüyorsun değil mi hala? Nasıl şımarık davranıyor? Evet. Sinan'la biraz konuşmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Hadi yavrum. Nasıl toplayacağım ben şimdi bu kadar şeyi? Nasıl toplayacağım acaba? Şu hale bak. Ne biçim kadın bu be? Bir bu döşeğin altına bakmadım. Evet, bir de ona bakayım. Ondan sonra lan. Kim bilir nereye düştü. Bir bu eksikti. Müzik
Sinan Egemen. Yağız Egemen. İki kardeş yatağın altında. Ne demek bu şimdi? Vasilet. Düşün, düşün, düşün. İpuçlarını düşün. Bakalım bir daha ne zaman kavuşacağız? Babamı gördün mü? Görmedin tabii. Kaçacaksın çünkü. Şu haline bak ya. Eşyalarını topluyorsun. Abi, değdi mi? Hı? Bana bunun cevabını ver. Normalde yüzüne bakmayacağım bir kız uğruna değdi mi? Selin'ciğim, hayat felsefesi olarak ne yapıyoruz? Abimizin hayatını bırakıp kendi hayatımıza bakıyoruz. Tamam? Benim yaşım senin felsefene uymayacak kadar büyük. O zaman bir şeyler söylemekte özgürüm, değil mi? Sana karşı boynum kıldan ince. Halacığım. Bak yavrum. Durum senin esprilerinle yumuşatamayacağın kadar ciddi. Laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Ama halan olarak derhal babandan özür dilemeni ve o kızdan ayrılmanı istiyorum. Bugün parandan, arabandan, evinden oldun. Yarın bu iş evlatlıktan reddine kadar varır. Ne demek ya? Aa! Dolu dolu buralar, dolu bunlar. Babacığım, abim eşyalarını almaya gelmiş. Sana da söyleyecekleri varmış. Evet, söyle bakalım. Seni dinliyorum. Aşk itirafı dışında başka bir savunman mı var? Baba. Hoş geldiniz. Ben sadece kendim için değil. Yani abim ve kovulanlar için de. Demek buradasın Sinan Efendi. Nil. Neyin var? Ne oluyor Ekrem? Kızım duydun mu babasını? Hadi göster bakalım ne olmuş.
Anlatsana kızım sana neler olduğunu. Anlat da kimin yaptığını öğrensinler. Kızım ne oldu? Söylesene. Kim yaptı sana böyle bir şeyi? Konuş. Sevgilimin sevgilisi yaptı. Deniz evimi bastı. Bana saldırdı. Beni bu hale getirdi. De. İyi günler. Hazan Çamkıran. Buyurun benim. Hakkınızda şikayet var. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Ne? Ben hemen şurada ineyim ya. Emin misin bak? Kapına kadar bırakabilirim seni. Eminim. Ya bırakırsın da şimdi bizim mahalle biraz sorunlu ya. Yani şimdi bütün kadınlar toplanmış çay falan içiyordur. Bir de bizi görürlerse oho ne laflar ne laflar. Bir de Şükriye teyze var. Aman aman diyeyim yani. O yüzden ben burada ineyim ya, burası iyi. Tamam, sen bilirsin. Ah dizim. Dur ben sana yardım edeyim. Aman çocuğum, baban evdeyse dalaşma sakın yine. Bana bak, o kız meselesini unutmadım. Tövbe ettim ama konuşmayacağım.